Başlayalım mı? İstediğin zaman. Tamam. Selam arkadaşlar, bugün pause detektifi anlatacağız. Nasıl yapmamız gerekiyor? En temel hatalar nedir? Onları göstereceğiz. Evet, direkt başlayabiliriz. Ben sana sorular da sorarım Yakup. Tamam. Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Pause detektif, tempo detektif için de geçerli. Pause'u söyleyelim burada. Pause detektif yaparken pause normal detektif tekniğinizden farklı görünmemesi lazım. Pause yapmak daha zor olduğu için istemsiz olarak daha kolay olması için vücudunuz biraz tekniği değiştirip pause'u kolaylaştırıyor. Bu iyi bir şey değil. Bunu yapmamanız lazım. Bir anlamı kalmaz yoksa, evet, değil mi? Bir anlamı biraz da olsa tabii ki etkisi olur ama tabii genel olarak istediğimiz o değil. Onu nasıl yapıyorlar mesela Yakup onlar? Tamam, göstereceğim. Şimdi pause yaparken biraz önce söylemiştik. Tekniğimiz normal, tekniğimiz nasılsa aynısı gibi olması lazım. En temelde buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi konvansiyonun üzerinden gösteriyorum. Sumo'yu da göstereceğim. Şimdi geldim. En temel hataları göstereceğim. İki tane temel hatayı göstereceğim ilk başta. Şimdi pause yaparken geldim. Pause yaptım. Dizlerim çok erken geriye gitti. Burada bu pozisyonda kaldım. Bundan bahsetmiştim. Geldim. Pause'u burada yaptım. Bu birinci temel hata. İkinci hata, bu biraz daha pause'u kolaylaştırmak için yapılan bir hata. Şimdi conventional deadlift yapıyorum. Geldim, kaldırdım, burada pause yaptım. Çünkü burada daha kolay geldi yapması. Burada pause yaptım. Bu şekilde de yapmamanız lazım. Conventional özelinde gösterirken, bunu ilk defa ben Adem abiden gördüm. Dünyada da bunu başka bir yerde görmedim. Adem abi mesela conventional deadlift için pause'un biraz daha dizin altında yapılmasının daha iyi olduğunu söylemiş. Yani yerden yukarıda. Evet. Bence de mantıklı. Çoğu kişi conventional'da yerde daha güçlü olduğu için mantıklı bir şey. Ben genelde yerden kesilir kesilmez pause yapıyorum. Dizleriniz çok geriye gidiyorsa pause'da, o hatayı yapıyorsanız biraz daha pause'da yaparken önde yakalamaya çalışabilirsiniz. Geldim. Sonra tamamlı hareketi yap. Geldim. Normalde ideal olan birebir aynı pozisyonda. Dizleri çok önde yakalamadan. Burada. Sonra kilitledim. Ama çok dizleriniz geriye gidiyorsa onu düşünürseniz yaparken biraz daha önde yakalamayı, bu daha iyi olur. Direkt dizin altında da yapabilirsiniz. Conventional için. Sumo'da bence dizin altında yapmanızın hiçbir mantığı yok. İyice yere yakın mı diyorsun yani Sumo'da? Evet, Sumo'da kesinlikle bence yere yakın olması lazım. Ben de mesela onu çok yapıyorum. Hep yukarıda yapıyorum. Kolay geldi. Evet, için. Kolay aslında geldi için. Programda şey yazmışsın, evet, kendine hep ya da. Diyorum ki yerden kesilir kesilmez. Şimdi geldim. Biraz daha dizlerin altında yapacağım. Sonra kilitledim. Bunu da yapabilirsiniz. Yani şu, normal conventional tekniğiniz ya da sumo tekniğiniz nasılsa pause'da da aynı şekilde olması lazım. Buna dikkat etmeniz lazım. Peki Yakup, mesela ben yerde çok zorlanıyorum. Yerdeki kuvvetimi arttırmak için yerden çok hafif yükseltip pause yapsam mantıklı olur mu? Olabilir. Ama şu da olabilir. Ki o çok da olan bir şey. Sumo üzerinde de oluyor. Kilidin kötüyse de yerde pause yapmak, o ilk baştaki pozisyonu, onu deadlift videolarında da bahsetmiştik. Nefesim. İşte biraz kardiyo yap. Biraz azaltmam lazım. Deadlift videolarında da bahsetmiştik. Neydi lan, unuttum. Ne diyorduk, unuttum. Yerden kesilir kesilmez. Yok. Yapsak iyi olmaz mı dedim ben. Evet. Yerde güçsüzüm. Yerde güçsüzsün olabilir, mantık olarak işe yarayabilir. Ama mesela sumo deadlift özelinde genelde pause'u yerde yapıyorsun. Pozisyonun bozulmuyor. Yukarıda daha rahat kilitlemen için. O mesela sumo deadlift'te kesinlikle daha mantıklı. O yüzden yerde yapmak. Ama illa yerde güçsüz olduğun için yapman değil. Ben kilitlerken de zorlandığın için, pozisyonun bozulduğu için yerde yapman da gerekebilir. Yani bir cevabı yok. Hiçbir ben şuradaki şey mantığı olmuyor mu yani? Göğsüm güçsüz, biraz göğüs çalışayım, triceps
Güçsüz triceps. Kas. Yok çalış. O anlamda söylemiyorum. Mesela diyor ki adam bench press'te kilitleyemiyorum. He, orayı daha bench çok press'i koyuyor bloğu mesela birkaç santim indiriyor. Sen burada sıkıntı yaşadığın için mi kilitleyemiyorsun? Yoksa burada sadece bu dirseği mi kilitleyemiyorsun? O soru işte, o farklı bir şey. O da işte programlamanın şeyi. O yüzden koştuk almanız. Şimdi tamam. Sumo üzerinde göstereceğim. Sumo'da da aynı hata geçerli. Sumo'da gelirken yine aynı şekilde. Şimdi geldim. Bunda da aynı hata yapılıyor. Geliyor. Çok geriye gidiyor. Ama normalde bizim istediğimiz normal havaya doğru yukarı doğru kalkmamız. Sumo'da yine aynısını yaptım. Sonra kilitledim, bitirdim. Sumo'da çok yapılır. O yüzden bence yukarıda yapmanın hiçbir anlamı yok. Geldim. Kaldırdım. Buraya getirdim. Buradan kilitledim. Ya bu pause'u hiç yapmayın, daha iyi. Şimdi powerlifting yapıyorsanız pause varyasyonları kullanmak faydalı olabiliyor. İlla kullanacaksınız diye bir şart yok. Bence genelde conventional'da daha az etkili. Sumo'da daha fazla etkisi oluyor. Vücut geliştirme yapıyorsanız bence hiç kullanmanıza gerek yok. Sence gerek var mı? Ama deadlift'teki kuvvetimi arttırmak istiyorum. Ha, o zaman olabilir. Deadlift. Bu vücut geliştirmeye de yarayacak. Evet, doğru. O yönden düşünürsen olabilir. Ama ben daha sedanter biri için normal doğru eğilmeyi öğreniyorum. Evet. Normal deadlift yapıyorum. Mesela atletik performans için bence işe yarayabilir. Yani oğlum için. Ne atletik performansla alakalı? Gerçek sporcular için mesela. Geldi burada pause yaptı. Bu pozisyonda durdu. Patlayıcı mesela. Biraz halterde falan da kullanılacak varyasyonlar. Oradan işe yarayabilir. Sumo bu arada atletik performansla bence çok faydalı olabilir. Çok bacakları açmadan. Bu pozisyonda. Zaten bu pozisyon çok, en çok kullanılan pozisyonlardan biridir sporda. O yüzden faydası olabilir. Evet. Bu kadardı bu video. Teşekkür ederiz. Çok hızlı bitirdim lan. Bir şey daha söylemiyor musun? Yok. Bence her şeyi söyledim. Tamam o zaman, hadi görüşürüz.